Erdoğan'ı çok sever. Erdoğan'ın yanına çok gitmeyi isterdi ama ben hastaydım, beni bırakıp gidemedi. Erdoğan'ın yanında olmalıyım şimdi diyordu. Onun sevgisine hiç güç yetmez. Parayla pulunla alınacak bir şey değil Erdoğan'ın sevgisi diyordu. Çünkü Müslüman adam diyordu. Onu kimseyle kıyaslamam diyordu. Nasıl? Hiç sabah der yatmıyor. Gece televizyona bakıyor, gündüz televizyona bakıyor derken Erdoğan bir haberler çıktı. Haberlerde Erdoğan aleyhine söylediler. Şu hoca taraftan söylediler. Erdoğan çıktı ki sesi kısıtlanmış. Ben de buna bir akşam yemeği hazırladım. Getirdim önüne koydum. Yemeğin başından kalktı. Ta televizyonun önüne vardı. Orada bağırdı, çığırdı. Erdoğan'a gururumsun sen, benim canım ciğerimsin diye. Oradan şeye zor getirdim koltuğun üstüne. Orada hışırığı aldı. O mala mülke öyle paraya pula önem veren birisi değil idi. Tek adama önem verirdi. Adam o nasıl olduğunu bilirdi. O 50 senedir Almanya'daydı. Benim babam aslında çok sportman birisi. Hiçbir hastalığı falan yok. Her gün ortalama günde 3 saatten aşağı koşmadan gününü bitirmez. Mutlaka sabah kahvaltısından önce devamlı koşar. Çok sportman birisi, sağlıklı yaşayan birisi. Ben bir gün Doğu Türkistan Türkleriyle dayanışma toplantılarına gidecektim. Annemden ben çıktım. Bana bir telefon geldi. Dedi baban fenalaştı, gel dedi. Babam eve koşarak geldiğimde babam yatmış kalkamıyordu. Babam yatmış kalkamıyordu. Sonra ne olduğunu sorduğumda bana dedi Erdoğan'ın için dedi televizyona karşı bağırırken sen bizim gururumuzsun, seni kimse tutamaz, arkandayız biz. Arkana bakma, önüne doğru ilerle diye bağırırken aniden yemeğine oturmadan önce aniden oraya yıkıldığını söyledi. Ben doktorları aradım. Doktorlar ben aradıktan 5 dakika sonra geldiler, hasta eve geldiler. Sonra ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra benim babam aslında hastaneyi sevmeyen birisi. Bir ara kendisine geldi. Doktorlara söyledi, siz gidin ben sporuma devam edeceğim, sporumu yapacağım dedi. Doktorlar babamın durumunun kötü olduğunu, kötüleşmeye gideceğini anlayınca babam ondan sonra bırakmadılar. 5 dakika içinde gelen doktorlar yarım saat içinde tekrar hastaneye sevk ettiler. Gerçekten bu konuda doktorlara çok teşekkür ederim. Erken müdahale belki hayatını kurtaracak. Babamın Erdoğan sevgisine gelince, babam Erdoğan'ın hareket haberlerini hiçbir zaman kaçırmayan birisiydi. Başbakanımızın her şeyini tasdikleyen, yaptığı her şeyi takip eden birisidir. Başbakanın babamla tartışmalarımız çok olurdu. Tartışmalarımız şöyleydi. Bizim başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 2. Fatih Sultan Mehmet dönemini yaşatıyor bize. Bu 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet karadan gemiler yürütmüş. Şimdi bu 2014 yılında başbakanımız deniz altından tren götürüyor. Başbakanımız Türkiye'de bir çağın kapanmasına, başka bir çağın açılmasına sebep oldu. Başbakanımız Türkiye'de azınlığın çoğunluğa hükmetmesine engel oldu artık. Herkesin eşit hakkı var. Biz, babam bu Recep Tayyip Erdoğan'a bu sevgisinden dolayı şu an hastanede. En son babamla ziyarete vardığımda, doktorlardan durumunu öğrenmeye vardığımda, babamın fazla bir reaksiyon gösteremiyordu, konuşmalara tepki gösteremiyordu. Benden sorduğu Erdoğan'ın durumunu soruyordu. Erdoğan nasıl gibisine. Ben babama, baba dedim birazcık moral bulsun diye. Bana konuşmalarımı fazla cevap veremiyordu. Baba, başbakan adamları buraya aradılar. Oradan görevlendirmiş, halini hatırını soruyorlar dediğimde gözünün kenarından yaşlar aktığını gördüm. Sonra doktorlar fazla rahatsız etmememizin gerektiğini söylediler. Bizi odadan çıkardılar. Şimdiki ise durumu biraz tepki vermeye başlıyor, yani çevresindeki olayları görüyor ama konuşmaya çalışır, konuşmalar anlaşılmıyor. Ben babamla sözüm vardı, bu seçimde babamın Erdoğan'a desteği için Türkiye'ye gitmek istiyordu, seçim hazırlıklarını yapıyordu. Her şeyini hazırlayacaktık, biletinden alacaktı, Türkiye'ye gidecekti. Maalesef oraya kadar dayanamadı. Buradan başbakanımıza sesleniyorum, seni çok seviyoruz. Babam müsait olursa, sağlığına kavuşursa illaki sizin ziyaretinize gelmek istiyor. Sizinle tokalaşıp sizinle selamlaşmak istiyor. Ne? 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 Ne?
UVTD Genel Merkezi'nden Arzu Kılıçoğlu'na çok teşekkür ederim. Babamın durumunu öğrenene bizi yalnız bırakmadı. Devamlı iyi niyet dilekleriyle bizi aradı. Bize sabır vermemizi, sabırlı olmamızı öğrendi. Çok destek oldu. Arzu Hanım çok teşekkür ederim. Kaldığınız gibi devam edin. Çok başarılı buluyorum sizi. Çok teşekkür ederim.